Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Fütuhât-ı Mekkiyye 8. sefir 48. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asıl içinde vasıl. Kefenler. Ölü için kefen, namaz kılan için elbise gibidir. Elbise içinde değil, üzerinde namaz kılınan şeydir. Örnek olarak üzerinde namaz kılınan hasırı veya insanla toprak arasında perde olan elbiseyi verebiliriz. Çünkü elbise secde edilirken secde yerinde bulunur. Böylece üzerinde namaz kılınan şeye benzetilir. Kadının kefenlenme sırası şöyledir. Cenazeyi yıkayan kadın önce bir örtü serer. Örtü insanın yarı boy uzunluğundaki gömlektir. Ardından başka bir kat serilir. O da tam boyu bir gömlektir. Sonra başına bir başörtüsü örtülür. Sonra hepsini kuşatan başka bir elbise içine konulur. Bütün bunlar bir sıraya göre dizilen 5 elbisedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Ümmü Gülsüm'ü yıkayan Leyla Es-Sakafiye'ye kendi eliyle peş peşe örtüler uzatmış ve zikrettiğimiz sıraya göre örtmesini emretmişti. Kadının kefenlenmesinde sünnet budur. Erkeğin nasıl kefenleneceği hakkında ise elimizde herhangi bir nas yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 3 beyaz elbise içinde kefenlendi. Orada bulunan sahabenin bilginlerin tanıklığına göre bu elbiseler içinde gömlek veya sarık yoktu. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem cenazesine tanıklık edenlerden ya da bu rivayetin ulaştığı kimselerden hiçbirinin onu reddettiği veya hadisle ilgili tartışmaya girdiği bize ulaşmamıştır. Fakat hadisi rivayet edenin onların içinde gömlek ya da sarık yoktu ifadesinde açık bir yorum vardır. 3 elbise ifadesi hiç kuşkusuz ravidendir. Şu var ki kefenlerde sayının tek olması müstehaptır. Zikrettiğimiz rivayeti dikkate alarak bazı bilginler erkeğin 3, kadının 5 elbise içinde kefenleneceğini söylemiştir. Bazı insanlar ise erkeğin kefenleneceği elbisenin en az 2, sünnet olanın ise 3 olduğunu kabul etmiştir. Onlara göre kadının kefenleneceği elbisenin sayısının en azı 3'tür. Bu konudaki sünnet ise 5 elbisenin bulunmasıdır. Bazı insanlar bu konuda bir sınır görmemiş fakat tek sayıyı müstehap saymıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük suç işlemiş olarak ölen biri hakkında 2 elbisede kefenlensin demişti. Vasıl, batini yorum. Cenazeyi kefenlemenin amacı ölüyü gözlerden saklamaktır. Musab bin Ümeyr, Uhud Savaşı'nda üzerinde bulunan tek elbiseyle kefenlendiğinde ki elbise çok kısaydı ve bütün bedenini örtmüyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elbiseyle başının örtülmesini, ayaklarını ise ot konulup gözlerden gizlenmesini emretmişti. İnsan topraktan yaratıldığı için sürekli Allah karşısında bulunduğunun bilincinde olan Allah ehli toprağı gördüklerinde yaratıldıkları şeyi hatırlamış ve sizi ondan yarattık, ona döndüreceğiz ve tekrar ondan çıkaracağız ayetini düşünmüşlerdir. Namaz kılan insan Rabbi ile konuşur ve ona yakarır. Namazda yakarışa başlayıp toprakla arasında bir engel bulunmadığında toprağı görmesi ona yaratılışıyla yaratıldığı şeyin düşüklük ve zelilliğini hatırlatır. Çünkü Allah yeryüzünü zelul yani hor, çok değersiz yapmıştır. Bu ifade mübalağa kipinde gelmiştir ve çokça zelil olan demektir. Şair bu kip hakkında şöyle der. Kılıcın demiriyle çokça vurmuşsun. Rızıktan mahrum kaldıklarında sen de yoksul kalırsın. Şair cömertlikteki abartıyı anlatmak için mübalağa kipini kullanmıştır. Hor ve zelil varlıkların üzerine bastığı yerden daha zelil ve değersiz bir şey olamaz. Biz insanlar ve bütün yaratıklar toprağın üstüne basarız. Bizler kuluz. Başka bir ifadeyle hor varlıklarız. Namaz kılanın kendisine ve yaratıldığı şeye bakması kendi sözüyle Rabbi ile konuşmaktan onu alıkoyabilir. Bu durumda hakkı söylediği ya da hakkın söylediği şeylerden gafil kalabilir. Bu okuyanın bir saygısızlığıdır. Bu nedenle insanın toprağı görmesini engelleyecek bir engel daha uygundur. İnsanın kıblesinde kendisi gibi bir adama ya da tam önünde bulunan sütreye yönelmesi yasaklanmış, engeli sağ ya da sol kaşının önüne koyması istenmiştir. Bütün bunlar engelin namaz kılanın karşısında put yerini almaması içindir. Çünkü onlar putları insan biçiminde tasvir ediyordu. Bu nedenle şari ölünün örtülmesini emretti. Çünkü ölü namaz kılanın önündedir. Namaz kılan ise o ölüye şefaatçi olarak kıblesinde hakka yakarır. Meselenin batini yorumu Allah izin verirse ölüyü namaz bölümünde gelecektir. Ölüye namaz bölümünde gelecektir. Fasıl içinde vasıl. Cenazeyle birlikte yürümek. Cenazeyle yürümek namaza yürümek gibidir. Bazı bilginler cenazenin önünde yürümenin sünnet olduğunu söylerken bazı bilginler ardında yürümenin daha faziletli olduğunu söylemiştir. Benim görüşüm namazı kılınmazdan önce ardında yaya yürüyüp ölüyü namazda olduğu gibi önüne almak. Namazının kılınmasından sonra ise menziline ki kabirdir varıncaya kadar kendisine hizmet etmek amacıyla önünde yürümektir. Yürürken insan cenaze namazı esnasında yapılan şefaatin Allah tarafından kabul edilip kabrin onun adına cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüştüğü şeklinde bir hüsnüzan besler. Çünkü Allah kendisi hakkında hüsnüzan sahibi olmayı teşvik etmiş ve ben kulumun bana olan zannına göreyim. Benim hakkımda iyi zanda bulunsun demiştir. Bir rivayete göre Allah'a şöyle sorulmuş. Hangisi daha sevimli gelir? Sürekli tebessüm eden İsa mı yoksa sürekli ağlayan Yahya mı? Allah şöyle cevap vermiş. Bana daha iyi zan besleyen yani İsa. Çünkü Yahya'ya baskın olan hal korkuydu. Cenazeyle yürürken en uygunu başka bir nedenle değil, sadece meleklere saygının gereği olarak binek üzerinde yürümemektir. Çünkü melekler çığlıkla ağlanmadığı sürece cenazeyle birlikte yürür. Bir çığlık olduğunda ise o zaman melekler cenazeyi terk eder. Artık insan binekle gitmek ve yürümek arasında serbesttir. Çünkü tabut üzerinde ölü, tahterevan üzerinde taşınan bir adama benzer. Arkadaşımız Ebul Mütevekkil ile birlikte üzerinde ölü taşınan bir tabut gördüğümüzde ona işaret etmiş ve şöyle demişti. O bizi taşıyor, insanlar da onu. Taşıyan taşınana hayret. Vasıl, batini yorum. Cenazenin önünde yürünür. Çünkü yürüyen kişi Allah nezdinde cenazenin şefaatçisidir. Bu nedenle ölünün durumu hakkında Allah ile baş başa kalmak için öne geçer. Çünkü şefaatçi ölüye yaptığı şefaatin kabul edilip edilmediğini bilemez. Cenaze kabrine vardığında ise şefaatçinin duasının kabul edilmesine yönelik Allah'ın cömertliğiyle bağışlanmış olarak kabrine ulaşır. Cenaze namazı kılınmazdan önce zaten bağışlanmış kişilerden ise menziline giderken ki kabirdir, kimin önünde yürüdüğünü bilenlerden olur. Böyle bir insan kendisine saygı gereği önünde yürüyen teşrifatçı gibidir. Bütün keşif ehli buna tanıklık eder. Cenazenin arkasından yürüyen kişi ise namaz kılarken olduğu gibi kabrine götürürken de cenazeyi önüne alması gereğini riayet eden kimsedir. Bu sayede cenazeye bakarak ibret alır. Çünkü ölüm bir korkudur ve melek onunla beraberdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudinin cenazesini görünce ayağa kalkmış. O bir Yahudi cenazesiydi denilmiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber bir melek yok mu diye yanıt vermiştir. Başka bir defasında kuşkusuz ölüm korkunçtur. Başka bir ifadesinde ise o bir nefs değil midir demişti. Her sözün bir yorumu vardır. Bu sözlerin en uygunu ise meseleyi anlayan için o bir nefs değil midir ifadesidir. Bu olayda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meleğin karşısında ayağa kalkmıştı. Bize ve meleklerin genel anlamda insanlardan üstün olduğunu kabul edenlere göre hadiste daha faziletli olan için ayağa kalkmaya bir işaret vardır. Bana gösterilmiş doğru bir rüyada yani mübeşşiratta. Bizzat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle demişti. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi için söylediği o bir nefs değil midir ifadesi keşke keşfe ulaşmamış lakin basiretleri yani iç gözü düşünen nefsin şerefi hakkında imanla aydınlanmış olduğu sürece Allah ehlinin tutunabileceği en uygun ifadedir. Bu nefsin sahibi ateşe girmekle bedbah olsa bile onun durumu dünya hayatında bir takım hastalıklarla mutsuz olan kimseye benzer. Örnek olarak malın yok olması, evin yıkılması ve değerli görülen şeyin yitirilmesini verebiliriz. Orada duyulan acı duygusal değil, manevi bir acıdır. Bu acı hayvani ruhun payıdır. Bütün bunlar düşünen nefsin şerefine ve üstünlüğüne bir etki yapmaz. Söz konusu ruh kendisini şereflendirmek amacıyla Allah'a tamlama yapılmış ruhtan üflenmiştir. Dolayısıyla kaynağı ve aslı değerlidir. Düşünen nefis en şerefli alemden olduğuna göre bir nefis olması yönüyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudinin cenazesi karşısında ayağa kalkmıştı. O halde ayağa kalkmak bizzat onun hakikati yapılmıştır. Bu durum nefislerin asıldaki eşitliğini ve denkliğini gösterir. Kuşeyri Risalesinde salih bir insanın şöyle söylediğini aktarır. Nefsini Firavun'un nefsinden daha iyi gören kimse marifete ulaşmamıştır. Böylece onu kınamış ve insanın böyle düşünmemesi gerektiğini bildirmiştir. Bu durum en önemli meselelerden biridir. Bu meseleyi bilmek, rahmetin her nefsi kapsadığını ve içerdiğini öğrenmeye imkan verir. Ve nefisler iki diyarı yani dünya ve ahireti imar etseler bile ki hadiste geçtiğine göre iki diyarın imarı kaçınılmazdır. Hiç kuşkusuz Allah sadece Allah ehlinin bileceği bir sır nedeniyle nefislere şereflerinin gereğine göre karşılık verecektir. Bu sırrı sadece Allah ehlinin bilmesi onlara özgü sırlardan olmasından kaynaklanır. O halde had yani tanım onları birleştirdiği gibi aynı şekilde Allah dilerse zatlarından dolayı makamda onları birleştirir. Allah bedbahtlar hakkında Rabbin dilediğini yapar demiş ancak onun azabı sınırsızdır dememiştir. Mutlular hakkında ise nimetiyle ilgili böyle ifadeler kullanmıştır. Allah ey insan der ve herhangi bir şahsı ayırmaz. Bilakis burada emrine itaat edenler değil, genel olarak emrine karşı gelen ve isyan edenlere hitap ettiği anlaşılıyor. Rabbine karşı seni kışkırtan nedir? Böylece Hakk'ın cömertlik ve kerem niteliğinden gafil olana dikkat çekmiştir. Çünkü Allah insanı cömertliği ve kereminden dolayı yarattı. Bu nedenle insana şöyle der. Seni yaratan, düzelten ve itidal veren. Başka bir ifadeyle Allah insana seni keremiyle yarattı demiştir ki kul da kendisine Rabbim keremin beni sana karşı kışkırtmıştır diyebilsin. Allah bazı insanlara bunu kendisine gelen düşüncede veya okuduğunu düşünürken söyler ve bu durum onun tövbe sebebi olur. Bazen dirilişte bazen cehennemde söyler. Her halükarda bunu söylemek bulunduğu yerde insanın nimetlenme sebebidir. Allah kendisine kerem ve cömertlikle muamele etmek istediği zaman insanı böyle söyler. Çünkü Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir ve Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Öyleyse bütün bunlar kendisinden bir ihsan ve hak ediş olarak Allah'ın ihsanı ve lütfudur. Asıl bakımından ise kulun ameliyle hak ettiği nimet de bir ihsandır. Çünkü Allah kendisinden sakınan için nefsi üzerine rahmeti yazandır yani hak edişin kaynağıdır. İnsan ise ancak Allah'ın ihsanıyla takva sahibi olabilir. Allah onu takva sahibi ve salih amel için uygun bir yer yapmıştır. Asıl cenaze namazının niteliği. Bilginler cenaze namazının niteliği hakkında çeşitli hususlarda görüş ayrılığına düşmüştür. Bu konulardan biri tekbirin sayısıdır. İlk nesil bu konuda 3 ile 7 arasında görüş ayrılığına düşmüştür ki bu görüş ayrılığının nedeni konuyla ilgili rivayetlerin farklılığıdır. Bir hadiste Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem cenazeye 4, 5, 6, 7 ve 8 kez tekbir getirdiği, başka bir rivayette ise 3 tekbir getirdiği aktarılır. Habeş hükümdarı Necasi öldüğünde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kılmış ve 4 tekbir getirmiştir. Allah kendisini katına alıncaya kadar cenaze namazında 4 tekbir getirdiği sabittir. Vasıl, batini yorum. Farzların sayısının azamisi 4'tür. Cenaze namazında rükû yoktur. Bilakis o bütünüyle ayakta durmaktır. Okumak için cenaze namazındaki her duruşun bir tekbiri vardır. Böylece Hazreti Peygamber farz namazının rekatlarının en yetkinine 4 tekbir getirmiştir. Birinci tekbir ihram tekbiridir yani başlama ve yasaklama tekbiri. Bu tekbir ile namaz kılan kişinin ölü için Allah'tan başkasından mağfiret istemesi yasaklanır. İkinci tekbirde ise ölümsüz diri olması yönünden Allah yüceltilir. Çünkü her nefis ölümü tadıcıdır ve onun yüzünün dışında her şey helak olacaktır. Üçüncü tekbir, şefaatçi olunan ya da dua edilen hakkında şefaatin kabul edilmesinde Allah'ın cömertlik ve rahmetini celbetmek için getirilir. Bu durum vefat etmiş olduğu halde Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem salatu selam getirmeye benzer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu bildirmiştir: her kim peygamber için Allah'tan vesile isterse onun adına şefaat helal olur. Çünkü salatü selam getiren kişi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edemez. Sadece Allah'tan vesile isteyebilir. Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini buna teşvik etmiştir. Dördüncü tekbir ise şükür tekbiridir. Bunun sebebi namaz kılanın cenazeye yapılan duayı kabul ettiğine dair Rabbine duyduğu hüsnü zandır. Çünkü Allah cenaze namazını sadece namaz kılanın cenaze için yaptığı şefaati kabul ettiğini öğrenmemiz için emretti. Başka bir ifadeyle cenaze namazı, cenazeye dua için Allah'tan verilmiş bir izindir. Allah, dilek sahibinin dileğini kabul etmediği halde izin vermez. Allah kıyamet günündeki şefaat hakkında şöyle der: onlar sadece razı olunmuş kimseye şefaat eder. Başka bir ayette ise onun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? Başka bir ayette ise izin verdiklerinin dışında hiçbir şefaat onun katında fayda vermez buyurur. Öyleyse Allah namazını kılmamızla bu ölüye şefaat iznini bize vermiştir. Böylelikle duamızın kesinlikle kabul edildiğini anlarız. İnsan dördüncü tekbir olan şükür tekbirinin ardından selam verir. Bu selam ölüden ayrılış selamıdır. Başka bir ifadeyle ölüye artık sen esselam olan Rabbinle karşılaştın demektir. Bu nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüleri kötü yad etmeyi yasaklamıştır. Çünkü namaz kılan kişi namazının sonunda üzerinize selam olsun ya esselamu aleyküm demiş, ölünün artık kendisinden yani dilinden selametli olduğunu bildirmiştir. Artık ölüyü kötü yad ederse hiç kuşkusuz size selam olsun derken kendisini yalanlamış demektir. Böyle yaptığında ölümünden sonra kötü yad ettiği kişi ondan kurtulmuş yani salim değildir. Ölü böyle bir şeyi sevmeyeceği gibi Allah da yaşayan adına bu durumdan hoşlanmaz. Çünkü yaşayan kişi ölüyü kötülükle yad eder. Fakat kendisi de aynı kötülüğü yapmaktan geri kalmaz. Bu ise insanın Rabbinin karşısında utanma duygusunun azalmasına yol açar.